Merhaba Nazım abi. Oo, merhaba İsmail, hoş geldin. Hoş bulduk. Otur. Malik, oğlum babana bir şey ver. Nasıl, her şey yolunda mı? Değil. Buyur baba. Allah biliyor ya. Senin bana baba demeni bile istemiyorum. Benim hiç suçum yok. He. Senin suçun yok. Şirin'in suçu yok. Suçlu kim? Ben miyim? Şşş, ne oluyor ya? Bekleyin. Nazım abi. Buyur. Benim sana diyeceklerim başkadır. Söyle. Ya ben sana hani demiştim ya... ...hastaneye gideceğiz diye. He. Lavin'i hastaneye götürdük. Neyi varmış? Lavin çok hasta. Doktor... ...kanser dedi. Kanser. Ne diyorsun sen İsmail? Nazım abi, doktor bir reçete yazdı. Aha, eczaneden geliyorum. Biliyorsun, dükkanda işler yolunda gidiyor. Ama... Anladım, anladım. Hiç paranın bunun lafı olmaz. Sen hiç canını yorma kardeşim. Allah sağlık versin, görüsü önemli değil. Ne gerekiyorsa yaparız İsmail. Sağ olasın Nazım abi, sağ olasın. Vasıf geldi. Bir kamyonet daha çömlek istedi. Yetişmez dedim, gönderdim. Ne diye gönderdin baba? Olsun. Yetiştirirdik, yetişmez mi hiç? Ya plastik midir ki bu? Kalıp kurup dökelim. El emeği. Bunca çömleği nasıl yetiştireceksin? Olsun. Ben yatmaz uyumaz çalışır yetiştiririm. Sen merak etme. Var olan bize yetiyor. Fazlasını isteme. Yetmiyor baba. Yetmiyor. Bize çok para lazım. Anladın? Çok para. Hayırdır İsmail? Bir şey mi var oğlum? Baba, nasıl değil bilmiyorum. Lavin ölüyor.
Ne diyorsun sen? Doğru mu bu söylediğin? Ya benim gibi saçı sakalı ağırmış bir ihtiyar dururken böyle el kadar bir çocuğa mı sıra gelirmiş hiç? Keşke o işler sırayla olaydı. Öyle değil. Ciğerim yarıyor. Allah benim canımı alıp lavrime vereydi. Hele sen bana de babam. Ben sırtımdaki bu küfedeki yükle nasıl yaşayacağım? Nasıl yaşayacağım?